Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Celal Hoca ile Kimya YouTube kanalına tekrardan ve tekrardan hoş geldiniz canavarlar. Keyifler nasıl? Umarım yerindedir. Çalışmalar nasıl gidiyor? Dönem kampında böyle yatmıyorsunuz değil mi arkadaşlar akşama kadar? Bakın hayalleriniz var. Ulaşacaksınız hayallerinize. İnanın kendinize. Beraber ne yapacağız arkadaşlar? Sizlere hayallerinize ulaştırırken biz de hayallerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Karşılıklı kazan kazan ilişkisi diyoruz. İnşallah sizler bütün derslerinizde bakın matematik, fizik, biyoloji diyeceksin ki ulan bu derslerde ben parçalarım bunu diyeceksin. Kendine inandıktan sonra oluyor. Tamam, kendine inanıyorsun ve güzel bir şekilde oturup dersini çalışıyorsun. Dönem tatili büyük bir fırsat. Benim için de fırsat. Bak günde 2 video atıyorum. Böyle evde rahat rahat video çekiyorum. Yorulmuyorum arkadaşlar. Yani öyle düşün, bu fırsatı hep beraber güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Tabii bugünün ikinci videosu ne hocam? TYT kimya dedik. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bundan önceki kısımda ne anlatmıştık hocam? Metalik bağ anlatmıştık. Şimdi zayıf etkileşimlerdeyiz. Zaman kaybetmeyelim. Haydi bakalım zayıf etkileşimlere geçelim hocam. Tamam. Geldim şimdi şuradan geçelim şöyle yeni bir sayfamıza. Zayıf etkileşimler diyoruz arkadaşlar. Çıkıyor mu? Çıkıyor. Hatta birazcık daha yaklaştırabilirim yani. Şöyle sol taraf bana lazım. Şimdi canavarlar, geldim zayıf etkileşimler demiş oldum. Hatırla, bizim için neydi? Şu moleküller arası etkileşimler vardı değil mi? Türler arası etkileşimler. Biz bunları ikiye ayırmıştık. Demiştik ki hocam güçlü etkileşimlerimiz vardı. Bir de zayıf etkileşimlerimiz vardı hocam. Zayıf etkileşim. Şimdi hocam güçlü etkileşimleri de biz ayırdık. Şöyle dedik ki iyonik bağ dedik. Bunları anlattık. Oynatma listesinde mevcut. Detaylıca anlattık hem de. Sonra kovalent bağ dedik. En sonda metalik bağ dedik hocam. Metalik bağ dedik. Şimdi zayıfları da ikiye ayırdık. Bunu devam edeceğiz. Van der Waals kuvvetleri dedik hocam. Van der Waals kuvvetleri dedik. Bir de hocam hidrojen bağ dedik. Bunlara tamam. Hidrojen bağı demiş olduk. Şimdi hocam biz önceki videolarda ne yaptık? Önceki videolarda iyonik, kovalent ve metalikten bahsettik. Şimdi bu zayıf etkileşimlerdeyiz. Ve bundan önceki anlattığımız yerlerde bir takım bilgilerimiz vardı. Onları hatırlamak zorundayız burada. Sana gayet basit bir mantık vereceğim. Poları apoları yapmayı biliyorsan, şunu birazcık şöyle öne doğru çekebilirim. Poları apoları anladıysan, polar molekül ne? Apolar molekül ne? Bak önceki videoları izle, çok detaylı anlattım arkadaşım. Yaparsın, kendine inan. Kendine inan. Bunları yapabiliyorsan burada sıkıntı çekmeyeceksin yani. Öyle düşün. Şimdi şöyle dedik. Bakın ben size bir hatırlatma yapacağım ama. Şimdi bileşikleri hatırla. Bileşikler. Genel manasıyla. Biz bunları ikiye ayırmıştık hocam. İyonik bağ içerenlere iyonik bileşik demiştik. Sonra iyonik bağ içermeyenlere kovalent bileşik demiştik. Kovalent bileşik. Kovalent bileşikler moleküler yapılıydı. İyonik bileşikler birim hücreydi. Moleküler yapılı demiyordum hocam. Birim hücrelerden oluşuyordu. Kristal yapılı yani aslında. Kristal yapılı demiş oldum. Tabi birim hücre demek daha doğru olur. Çünkü kovalent bağ içerip kristal yapılı olan kovalent katılar da var. Mesela katılar da falan anlatacağız onları arkadaşlar. Şimdi iyonik bağ bir hatırlayalım. Neyle oluşuyordu? Bir metal artı ametal arasında oluşurdu. Hatta genel olarak katyonlu anyonlar da oluyordu. Böyle kökler oluyordu. Katyon, anyon. Zaten katyon elektron vermiş demek. Vermiş. Elektron almış da anyon da elektron almış demek hocam. Elektron almış demek. Mesela şöyle yazıyorduk. Sodyum 11 hocam. 2, 8, 1. Sonra klor 17 hocam. 2, 8, 7. Bu tutuyordu, son katmandaki bir elektronunu klora veriyordu. Sodyumun 10 elektronu kalıyordu. 10 elektronu kaldığında bakın 10 elektron kalırsa artı yük 1 fazla olur. Sodyum artı olur. Klor da 1 elektron alıyordu hocam. 18 elektronu olduğunda klor eksi oluyordu. Ben de bunlara ne diyordum? Böyle bu şekilde hocam. Sodyum elektronu veriyordu. Verdiği elektronu çekmeye devam ediyordu. Yani arada iyonik bağ var diyordum arkadaşlar. Var mı? Bakayım sığıyor ekrana. İyonik bağ. Bak dikkat et, şu üzerindeki yükler var ya hocam. Şu üzerindeki yükler hocam. Her neyse. Kırmızıyla yazıyorum. Bak bunların ismini biliyor musun? Zaten biliyorsun da. İyon yükü diyoruz arkadaşlar. İyon yükü demiş oldum. Yani iyonik bileşiklerde iyon yükleri var. Tamam, dikkat et. Şimdi hocam iyonik bileşiklerim bunlardı. Geldim kovalent bileşiklerime. Moleküler yapılar hocam. Şimdi kovalent bağ neydi? Hemen yazalım. Yani ametal artı ametal. Bunlarda elektron ortaklaşması vardı hocam. Çünkü neden? Ortaklaşması.
Çünkü ametaller elektron isterlerdi hocam. Yani elektron isteyen yapılardı. Çünkü son katmanlarında 4, 5, 6, 7 elektron olurdu. Mesela burada klor elektron istiyor ya. Yani iki ametal bir araya geldiğinde birbirinden elektron isterlerdi. Ve ben de bunların türüne göre hocam ne yapardım? İkiye ayırdım. Şöyle ayırdım ikiye hocam. Bak bir polar moleküllerim var ama moleküllerden bahsediyorum. Molekül olarak. Bağım polarından bahsetmiyorum. Önceki videoları aç izle bak. Tamam mı? Yani kesinlikle izle. Bir de ne vardı hocam? Apolar bizim moleküllerimiz vardı. Kovalent bağın türüne göre. Şimdi hocam bak ametaller neydi zaten? Hidrojen, karbon, azot, oksijen, flor, klor, brom, iyot, fosfor, kükürt, selenyum. Bunlar kendi aralarında kovalent bağ oluşturur arkadaşlar. Bak dikkat et. Şunların Lewis yapılarını yazayım. Mesela hidrojen 1'dir hocam. Tamam mı? Klor 17'dir ya. Bak şimdi 2, 8, 7. Bunun son katmanında 7 elektron var. Hidrojenin son katmanında 1 elektron var. Şu şekilde Lewis yapılarını yazıyor. Klor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İlk önce teker teker sonra eşleştirerek. Bak buradaki klor da elektron istiyor. Buradaki hidrojen de elektron istiyor. Birbirlerinin elektronlarını ortak kullanıyorlar hocam. Şimdi elektron burada ortaklaşması var. Ama dikkat et burada klor daha elektronegatif arkadaşlar, tamam mı? Çünkü bunun 17 tane protonu var, bunun 1 tane protonu var. Yani daha elektronegatif demek bağ elektronlarını daha çok çekiyor demek. Şimdi bu klor bağ elektronlarını çekerek üzerinde kısmen eksi yüklenir. Bakın şu 8 değil, delta'nın farklı bir gösterimi, bir sembol. Yani şöyle, elektronlar klora daha yakın. Bunu niye kullanıyorum? Şuradaki iyon yüküyle karıştırma diye, tamam mı? Burada elektron alma olayı yok. Buradaki eksi yükün sebebi elektronların klora daha yakın olması. Dolayısıyla hidrojenin de elektronları daha zayıf olduğundan karşıya gidip kısmen artı yüklenir. Arkadaşlar şu üzerindeki yükler var ya, polar moleküllerin üzerindeki yükler. Bunlar bizim için ne biliyor musun? Bunlar kalıcı yük farkları. Yani kalıcı ne diyorum ben hocam? Bunlara dipoller diyor. Bak unutma. Polar moleküllerin üzerinde kalıcı dipoller olur. Hani şurada kalıcı dipoller var dedim ya ben size. Yani şöyle düşün. Şöyle yazdım. Kalıcı dipollerden bahsediyorum arkadaşlar. Bakın şimdi iki tane hidrojen klorür molekülünü düşün şöyle. Ki bunlardan sayısız vardır bir bardak hidrojen klorür içerisinde. Yani hidroklorik asidi bir arada tutan kuvvetler ne hocam? Bak hidrojen artı klor eksi. Hidrojen artı yüklü, klor kısmen eksi yüklü. İşte birbirlerinin artılarını eksilerini çekerler arkadaşlar şu şekilde. Birbirlerinin artılarını eksilerini çekerek bakın şuradaki dipollerle etkileşim sağlanıyor ya. O zaman buradaki etkileşimin ismi ne hocam? Dipol-dipol etkileşim. Yani hocam şu sayfanın öteki tarafına gitti ama şöyle birazcık sola doğru çekersem göreceksiniz. Yani burada dipol dipol etkileşimleri var dedik. Dipol dipol etkileşimleri polar moleküller arasında olur. Birazdan anlatacağım detaylı olarak. Tamam, polar polar demiş olduk. Şimdi hocam geldim apolar moleküllere. Bak birazcık büyüteyim şunu. Apolar moleküllere birazcık zoomlayalım. Şimdi apolar moleküllerde nasıldı? Şimdi poların kelime manası zaten kutuplu demekti. Kutuplu. O zaman apolar moleküllerde kutupsuz. Kutupsuz. Yani kalıcı yük farkı yok bunlarda hocam. Niye? Çünkü bir molekül iki atomdan oluşuyorsa ve iki atomda aynı ametal atomuysa bakın birbirlerinin elektronlarını eşit güçte çekip burada yük farkı oluşturmazlar. Şimdi dikkat et, dikkat et. Mesela az önceki gibi düşünelim. Birazcık büyüttüm hocam şöyle. Bak şimdi. Şöyle geldim. Şimdi hidroklorik asitte kalıcı yük farkları vardı. Dipol dipol etkileşimleri oluyordu. Şimdi mesela şuradaki hidrojeni ben şöyle yapayım. Şuraya kopyalayayım. Mesela geldim hocam. Ctrl V dedim. Mesela sayısız hidrojen molekülü düşün. Bir gazdır hidrojen. Peki bu molekülleri hocam bir arada tutan sonuçta kuvvetler var. Gaz molekülleri dağılmıyorsa. Bu kuvvetler hidrojenlerin üzerinde böyle yük farkları yoksa nasıl oluşuyor? Soru o. Yani tamam mı? Yani yine bakın ekranın dışına çıkmışız maalesef. Yani şöyle. Burada yük farkı yoksa hocam iki aynı molekül yani apolar moleküllerde kalıcı yük farkları yok. O zaman buradaki moleküller nasıl oluşuyor diye insana sorduğunda yapılan araştırmalar sonucu şöyle olduğunu görmüşler arkadaşlar. Bakın bu apolar moleküllerin kendi aralarında böyle kalıcı yük farkları yok ama bunlar böyle birbirlerine sürekli çarpışıyorlar arkadaşlar. Çarpışır. Hareket ederler sürekli. Ve anlık yük farkları olur. Tamam mı? Anlık yük farkları. Ben şimdi kafanız karışmasın kalıcı dipolle karıştırma diye bunları buraya yazmayacağım. Ama sen bil ki yani anlık yük farklarının ismi de ne? Apolar moleküllerde olan indüklenmiş dipoller arkadaşlar. İndüklenmiş dipol. Yani şöyle düşün. Moleküller sürekli hareket halinde ve
birbirlerine çarpışıyorlar ve hep sürekli böyle anlık yük farkları oluşuyor. Elektron hareketlerinden, yani elektronların sağa sola hareket etmesinden kaynaklı yük farkları oluşuyor. İşte burada az önce bahsettiğimiz bu hidrojen moleküllerini bir arada tutan kuvvetler arkadaşlar, şöyle yazdım. İşte bu kuvvetler bu kuvvetler hocam. Peki bu dipol dipollerde yok mu hocam? Bunlar çarpışmıyor mu birbirleriyle? Bak dikkat et. Polar moleküllerde de burada da hocam indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol var. Burada London kuvvetleri diyeceğiz daha sonra buraya. Var. Ama bunlar zayıf hocam. Çok zayıf etkileşimler. Biz en etkinine bakarız. Yani dipol dipol kuvvetleri burada en etkin kuvvetlerdir diyeceğiz daha sonra. Şimdi bu aşamada sizden bilmenizi istediğim olay şu. Bak, iyonik bileşiklerde iyon yük olur. Polar moleküllerde dipoller olur. Apolar moleküllerde de ne olur hocam? İndüklenmiş dipoller olur. Yani şuradan devam ediyorum arkadaşlar. Bakın yazayım. Şöyle yazdım. Neymiş? İyonik bileşiklerde iyon yükler oluyor. Bakın sonra polar moleküllerde dipoller oluyor. Bunlar kalıcı yük farkları. Hocam bir de ne var? Bakın apolar moleküller var. Apolar moleküllerde de indüklenmiş dipoller oluyor hocam. Bunlar da ne? Anlık yani geçici yük farkları demiş oldu. Tamam mı? Şimdi birazcık şöyle büyüteyim. Bir tablo yapacağım hocam. İki tarafı da kullanacağım bu tabloyu yapmak için. Şimdi şöyle yaptım. Şunu da birazcık şöyle sola doğru çekersem ekranı yakalama diyelim. Şuradan şöyle geldim sola doğru çektim. Bak şimdi. Diyelim ki hocam hani şu yukarıda yapmıştık ya. Zayıf etkileşimler Van der Waals kuvvetleri hidrojen bağı hocam. Tamam mı? O tabloyu bir daha bir gözden geçirelim. Bak şimdi şöyle yazdık. Tabloyu yazıyorum hocam. Bir tek zayıfları yazacağım bak. Zayıf etkileşimler hocam. Etkileşim. Birazcık ortalayarak yazayım. Zayıf dedim. Zayıf etkileşimler. Dikkat et. Bunlar ikiye ayrılıyor hocam. Van der Waals kuvvetleri ve hidrojen bağı diyoruz arkadaşlar. Bu ayrı. Bak mavi kalemime geldim. Van der Waals kuvvetlerinde ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Bak şimdi. Burada bir şöyle diyelim. Aslında şöyle Van der Waals kuvvetleri şöyledir. Mesela dipol dipol etkileşimlerim vardır. Tamam. Sonra hocam iyon dipol etkileşimlerim vardır. Sonra hocam indüklenmiş dipoller vardır. Bir de. Hidrojen bağını ayrı bir videoda anlatacağız arkadaşlar. Bakın indüklenmiş dipolleri de şöyle yazarsak şöyle oluyor. Mesela dipol indüklenmiş. Şöyle kısa yazıyorum arkadaşlar. Dipol etkileşimlerim var. Sonra hocam başka ne var? Şuraya yazayım. İndüklenmiş dipol iyon. Şöyle birazcık küçültmem gerekecek burada. Şöyle yazıyorum. İndüklenmiş dipol yani şöyle yazayım. Hatta iyon indüklenmiş dipol yazalım arkadaşlar. Şöyle yazdım. İyon indüklenmiş dipol. Sonra ne var hocam en son? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. İndüklenmiş dipol. Hocam indüklenmiş dipol etkileşimlerim var bak. Bunların her biri bir etkileşim hocam. Şunlar bir etkileşim, şunlar bir etkileşim. Bu etkileşimlerin diğer ismi London kuvvetleri. Bunu da ayrı bir videoda detaylaştıracağız. Şimdi gençler bakın. Biz ne dedik? Şimdi dipol dipol etkileşimi. Yani dipol dipol etkileşimleri. Mesela şuraya birazcık zoomlayabiliriz herhalde. Şuraya şöyle geldim. Şöyle birazcık sola doğru geldim. Aynen. Şöyle de birazcık da şöyle kaydım. Tamam. Bak şimdi dikkat et. Dipol dipol etkileşimi dediğim etkileşim. Ne etkileşim biliyor musun? Dipoller nerede oluyordu hocam? Yukarı bak. Dipoller polar moleküllerde oluyordu. Yani değil mi? Yazmıştık. O zaman şöyle diyoruz arkadaşlar. Bak polar bir molekülle polar bir molekül arasında veyahut da polar moleküllerin kendi arasında. Yani mesela az önce yazdık. HCl'nin kendi molekülleri arasında olabilir. Şöyle. Veyahut da mesela bir polar molekülle mesela HCl ile mesela arkadaşlar başka bir polar molekül arasında mesela H2S. Ne yapıyorduk mesela? S 16 kükürt 16 hocam. 2, 8, 6. 6 değerlik elektronu vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik hocam. Buraya geliyordu hidrojenler bağlanıyordu. Merkez atom üzerinde ortaklanmamış elektron gördüğümde de direkt bu molekül polar diyordum hocam. Yani şöyle düşün. İki polar molekül arasında ne olacaktır bizim için? Dipol dipol etkileşimleri olacaktır. Geldim şimdi iyon dipol etkileşime. Hocam iyonik bir madde mesela sodyum klor. Polar bir molekül su. H2O. Bakın oksijen de hocam 8'dir. Bu da aynı kükürt gibi bak. 2, 6. Az olana bakıyordum ben. Oksijen 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik hocam. Geliyordu buraya hidrojenlere bağlanıyordu. Yani üzerinde ortaklanmamış elektron çifti varsa polar bir moleküldü yani. Su polar. Sodyum kloru da bir metal. Klor ametal hocam. Yani bu da iyonik bir madde. İyonik bir madde. Dolayısıyla iyonik bir madde ile polar bir molekül arasındaki etkileşimin ismi ne? İyon dipol etkileşimi demiş olduk sevgili.
sevgili arkadaşlar. Tamam, bu şekilde yapacaksın bak. Mantık belli. Geldim. Nerede bu? İndüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol. Geldim, indüklenmiş dipollerdeyim. Şimdi ne yapacağız? Dipol, indüklenmiş dipol yapıyoruz hocam. Şimdi dipol polar moleküllerde oluyordu. İndüklenmiş dipol apolar moleküllerde oluyordu. Yani polar bir molekülle apolar molekül arasındaki etkileşim demiş olduk. Hocam polar bir molekül ne olsun? Mesela H2S. Apolar bir molekül karbon tetraklor. Bak az olan karbona bak 6. Yazdım 2, 4 şeklinde yazdım bak. Karbon 4 bağ yapar. Şöyle 1, 2, 3, 4 dedim bak. Bu 4 tane elektron ile eşleşir. Buralara gelir klorlar bağlanır böyle hocam. Tamam. Yani merkez atoma baktım. Ortaklanmamış elektron çifti yoksa apolar diyordum bak. Bilmiyorsan diğer videoyu izle kesinlikle. Yani apolar bir molekülle polar bir molekül arasındaki etkileşim dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleridir. Hocam aynı mantıkla bak, olayı çözdüm sen artık. Geldim. Şöyle yapıyorum hocam. Şöyle geldim. Bak şöyle şuradan da birazcık yazayım. Bak iyonik bir maddeyle indüklenmiş dipol, yani apolar bir molekül arasındaki etkileşim benim için iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir. Yani iyonik bir madde ne olabilir burada? Mesela tuttum sodyum klorür. Apolar bir madde mesela karbon tetraklorür hocam. Geldim ikisini karıştırdım, ne olmuş oluyor? İyon indüklenmiş dipol etkileşimi olmuş oluyor sevgili arkadaşlar. Bak indüklenmiş dipol yani London kuvvetleri iki apolar molekül arasında, yani apolar demiş olduk arkadaşlar. Yani karbon tetraklorürün kendi molekülleri arasındaki etkileşim London kuvvetleridir. Veya hocam London nerede olur? Farklı iki apolar molekül, yani karbon tetraklorür ile mesela iyot. İki tane aynı atomdan oluşuyorsa molekül direkt apolar diyorduk arkadaşlar. Bu şekilde demiş olacağız. Yani konuyu bir toplamamız gerekirse arkadaşlar şöyle diyoruz. Şöyle geldim bakın. Yani topluyorum konuyu. Dedik ki Van der Waals kuvvetlerine baktığımda hidrojen bağlarını ayrı anlatacağız. Van der Waals kuvvetlerine baktığımda dipol kuvvetleri polar moleküller arasında olur. İyon dipol etkileşimleri polar bir molekülle iyonik bir maddeyle polar bir molekül arasında olur hocam. Geldim indüklenmiş dipollere. Bak dipol indüklenmiş dipol etkileşimleri polar bir molekülle apolar bir molekül arasında olur. Yani H2S ile karbon tetraklorür arasında. İyon indüklenmiş dipol etkileşimine baktım. İyonik bir maddeyle apolar bir molekül arasında olur dedik. Mesela sodyum klorür ile karbon tetraklorür arasında. Hocam şöyle birazcık yine sola doğru geldim. Şuradan da şöyle şu işlemleri birazcık daha hızlı yapabilsem daha güzel olacak ama. Geldim indüklenmiş dipol. Yani indüklenmiş dipoller apolar moleküllerdeki geçici yük farklarıydı. Dolayısıyla iki apolar molekül arasında olabilir. Veyahut da apolar moleküllerin kendi arasında olabilir arkadaşlar. Karbon tetraklorür ve iyotta olduğu gibi. Yani sen bundan önceki videoyu izlediğinde polar molekülle apolar molekülü çok iyi bulabiliyorsan, yani sen ne yapıyorsun? Polar molekül, apolar molekül, iyonik bileşik. Bunlar ne? Ne olduğunu anlıyorsun ve rahat bir şekilde bunları tokatlayıp içinden geçip çıkıyorsun. Biz şimdi ne yaptık hocam? Bu video için burada kaldık. Bugünün videoları bunlardı arkadaşlar. Yarınki videolarda devam edeceğiz. TET'den elementleri tanıyalım videomuz olacak. Bir de hocam AYT kısmından elementleri tanıyalım videosu olacak. Bir de TET videomuz gelecek. Günde 2 video şeklinde sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.